Merhaba, ben Hakan. Kanalımda belki Yecüc'le Mecüc'le ilgili ahir zaman sonlarına doğru çıkacak, belki de tüm insanoğlunu, ırkını son noktaya getirecek bir yaratıktan, bir kavimden, bir ordudan bahsetmiştim. Peki, gerçekten Yecüc ve Mecüc kavmi kimdir? Nasıl bir kavimdir? İnsanoğlundan mı yoksa cinlerden mi geliyor? Yoksa daha farklı bir kavim mi? Yani farklı bir ırk mı? Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği ahir zaman alametlerinin birbiri ardına gerçekleşmesi, iman sahiplerinin asırlardır bekledikleri büyük müjdelerin yaşanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Ahir zamanın bu müjdeleri, Allah'ın kutlu elçisi Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelecek olması ve 21. yüzyılın büyük müceddidi Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesini ortadan kaldırıp İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılmalarıdır. Bu videoda üzerinde duracağımız konu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alameti olarak bildirdiği Yecüc ve Mecüc'tür. Kim oldukları, ne zaman ortaya çıkacakları ve ne şekilde ortadan kaldırılacakları asırlardır büyük bir merak konusu olan Yecüc ve Mecüc hakkında bugüne kadar birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ve Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta Gog ve Magog olarak anılan Yecüc ve Mecüc hakkında en doğru bilgileri Kur'an ayetlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ve değerli İslam alimlerin eserlerinden edinebiliriz. Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuğunu geçmişte Hazreti Zulkarneyn'in yaptığı Set engellemiştir. Allah Kehf suresinde Yecüc ve Mecüc hakkında şu şekilde bildirmektedir. Dediler ki, ey Zulkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Kehf suresi 94. Ayetlerde Yecüc ve Mecüc'ten yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bir kavim olarak bahsedilmektedir. Nitekim Bedduzzaman Said Nursi de bir sözünde Yecüc ve Mecüc'ün ehli garet, yağmacı, çapulcu ve fesat, ara bozucu ve ehli hadaret ve medeniyete eceli kaza, medeliği olanlar ve medeniyet için elinden kurtulunması mümkün olmayan hükmünde iki taife-i mahlukattır. Allah'ın yarattığı iki topluluktur şeklinde buyurmaktadır. De ki, Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidara yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle, bana güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki, bana getirin üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Kehf suresi 95 ve 97. Ayetlerde bildirildiğine göre Hz. Zulkarneyn kendisinden yardım isteyen kavme iki dağ arasında sağlam bir set yaparak yardımında bulunmuştur. Bedduzzaman bu setti müfsitlerin, fesat çıkaranların, defi şerleri, kötülüklerine mani olmak için bir retmi azim ve cesim, her tarafa tamamen kapalı büyük bir duvardır sözleriyle tarif etmektedir. İnsanlara zulmeden, bozgunculuk çıkaran Yecüc ve Mecüc kavmini engellemek için Hz. Zulkarneyn'in yaptığı muhkem set söz konusu fesatçı topluluğun zulmünü durdurmuştur. Hz. Zulkarneyn Settin'in yıkılması kıyamet alametidir. Yecüc ve Mecüc'ten Enbiya suresinde bahsedilmektedir. Bu ayette ise Kehf suresinde bildirilen daha sonra bir döneme işaret edilmekte. Yecüc ve Mecüc bir kıyamet alameti olarak zikredilmektedir. Kıyamet öncesi dönemde Kehf suresinde bildirilen set yıkılacaktır. Allah Kehf suresinde şu şekilde buyurmaktadır. De ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Kehf suresi 98. Şimdi burada bir şey belirtmek istiyorum.
Burada Yecüc ve Mecüc kavminin insanoğlu veya cinlerden önce yaratılmış bir yaratık olduğu düşünülebilir. Veya cinlerle insanlar arasında kalmış bir dönemde yaratılan bir yaratık da olabilir. Veya cin topluluğundan, insan medeniyetinden bir topluluk da olabilir. Veya cin ve insan karışımı bir topluluk da olabilir. Bunun henüz bilinmediği aşikar. Ama hala demir ve bakır kütlesini aşamıyorlarsa onların bu dünyada veya farklı bir dünya evresinde olabileceğine kanaat getirebiliriz. Ama alimlerin kanaatine göre onlar bu dünyada iki dağın arasına sıkışmış bir yeraltı madenlerinde, yani dünyanın belki de kilometrelerce altlarındalar. Onların çıkabileceği tek bir yer sadece Zulkarneyn Aleyhisselam'ın demir ve bakırlarla oluşturduğu dağ kütlesi. Hazreti Zulkarneyn'in Seddi'nin yıkılmasıyla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bedduzaman'a göre bu rivayetin hepsinin ortak noktası Seddi'nin yıkılmasının bir kıyamet alameti olarak kabul edildiğidir. Nitekim Üstad Muhakkemet isimli eserinde emri ilahi, Allah'ın emri geldiği vakit Sedd harap olacaktır ve Seddin harabiyeti kıyamet alameti olur şeklinde buyurmuştur. Kur'an'da bildirildiğine göre Sedd yıkıldığında Yecüc ve Mecüc her tepeden akın edecektir. Yine burada duraklatıyorum. Her tepeden akın edecekse neden Zulkarneyn Aleyhisselam sadece bir tepeyi kapatmıştır? Demek ki onların çıkacağı bir tepe ve o tepeden çıkacak binlerce, milyarlarca yaratık. Yani insan nüfusunun iki katı. Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İşte o zaman inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak. Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Hayır, bizler zalim kimselerdik diyecekler. Enbiya suresi 96-97. Bu ayette öyle bir anlam katıyor ki Allah-u Teala, insanlar onları gördükten sonra akın akın İslam'a, Müslümanlığa koşacaklar. Ayetlerde gerçek olan vaat yaklaşmıştır şeklinde bildirilerek kıyamet saatinin yaklaşmakta olduğu haber verilmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğuşu, duman, dabbe, Yecüc Mecüc, Meryem oğlu İsa'nın inmesi, 3 büyük zelzele şeklinde buyurmuştur. Şimdi şöyle eski bir tarihe doğru bir gidelim. 13. yüzyılda çok büyük bir imparatorluk kuran Moğollar, dünya tarihinin en vahşi ve barbar ordularından biri olarak bilinmektedirler. Moğol ve Tatarlardan oluşan bu yağmacı ordunun başında önce Cengiz Han ve ardından da oğlu Hulagu çok büyük katliamlar gerçekleştirmiştir. Tarihi kaynaklarda bildirildiğine göre onlar önlerine çıkan her şeyi yağmalayan, talan eden, kadın çocuk demeden herkesi katleden bir topluluktu. Anadolu topraklarına ayak bastıklarında Sivas'ta, Kayseri'de, Tokat'ta yüz binlerce insanı katlettiler. İstila ettikleri bölgelerde tüm camileri, kütüphaneleri, medreseleri yakıp yıktılar. Buhara, Semerkant, Herat gibi yerlerdeki tüm sanat eserlerini yağmalayıp ortadan kaldırdılar. Tarihi kaynaklara göre bazı şehirlerde milyonlarca insanı, kedi ve köpekleri varıncaya kadar bütün canlıları katlettiler. 8 Manchu ırkı da aynı Moğollar gibi barbar, savaşçı, göçebe bir ırktı ve birçok ülkeyi istila etmiş, büyük katliamlar gerçekleştirmişti. Ahir zamanın anlattığı hadislerde yeryüzündeki kötülüğü organize edecek, insanları din ahlakından uzaklaştıracak, kargaşa ve bozgunculuğa neden olacak, Deccal'in çıkışı da kıyametin büyük alametlerinden biri olarak haber verilmektedir. Son dönemlerde başta İslam alemi olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kargaşa, çatışma ve anarşi Deccal'in ortaya çıkışının yaklaştığının göstergelerinden birisidir. Bu dönemde bir hadiste o sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler, insanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar şeklinde tarif etmektedir. Deccal ile Yecüc Mecüc nasıl yok edilecekti? İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih, Hz. İsa'yı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider. Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak Mesih Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Neslini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa aleyhisselam Deccal ile Lut kapısında Beytül Makdis'e yakın bir beldede karşılaşır ve onu yok eder. Peki Yecüc ve Mecüc nasıl yok olacak? Allah Yecüc ve Mecüc'e Dabbetül Arz'ı musallat kılacak olabilir. Dabbe Arapça'da hayvan ve canlı anlamına gelir.
debbe kökünden türemiş bir isimdir. Debbe, hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlar ve haşeratlar için kullanılır. Bedduzzaman, Risale-i Nur külliyatında Yecüc ve Mecüc'e musallat olan hastalığı Dabbetül Arz olarak yorumlamaktadır. Üstad bir sözünde Dabbetül Arz'ı şu şekilde tarif etmektedir. O dabbe bir nevidir, tür çeşittir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişemez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye, hayvan topluluğu olacak. Belki bir ağaç kurdundan başka haber vermedi. Tevbe suresi 14 ayetinin işaretiyle o hayvan Dabbetül Arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde, bedeninde, dişinde, tırnağına kadar yerleşecek. Allahu alem o dabbe bir nevdir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taifeyi hayvani olacak. Yani sonuç olarak hem Deccal'in hem de Yecüc ve Mecüc'ün fitnesinin Hz. İsa tarafından ortadan kaldırılması tüm iman sahipleri için çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimizin de bir hadisinde belirttiği gibi Hz. İsa müminler Yecüc ve Mecüc'ten sonra senelerce yaşayacaklardır. Bu barışın, güzel ahlakın, huzurun ve güvenin hakim olduğu çok güzel bir çağ olacaktır. Allah'ın izniyle ne Yecüc Mecüc ne Deccal hiçbirisi Allah'ın vaadini tamamlamasına engel olamayacak. Tüm dünya elbet Allah'ın nuruyla kaplanacak. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun.